Weghorst geliyor Beşiktaş'a. Çok büyük bir aksilik olmazsa bitti gibi. Evet, Weghorst Beşiktaş taraftarını, Beşiktaş'ın beklentilerini karşılayacak diyor bütün futbol severler. Sence de öyle mi? Weghorst hakkında biraz konuşalım. Ya teknik olarak karşılamasını bekliyoruz. Bu işin gerçeği, oyuncunun özellikle Wolfsburg Bundesliga performansı parmak ısıracak cinsten. 4 sezonda 60'a yakın, 50-60 arası bir gol. Bundesliga 1'de kolay değil o işler. Biliyorsunuz çok sert bir lig. Önemli bir isim bu manada. Hani bu işin okuyarak istatistikten gördüğümüz tarafı. Bir de saha içerisinde ne yaptıkları önemli. Çok hareketli, mobil bir oyuncu. Hareketliden kastım çabuk demiyorum. Hareketli, mobil, sürekli gezen, topun olduğu noktalara Stoperleri gider. yoran. Evet. Stoperlerin en sevmediği oyuncu tipidir. Hareketli adam. Mesela stoper kucağımda kalsın der. İstediği kadar güçlü olsun kucağımda kalsın. Ama iki stoper arasına sürekli giren, iki stoperi birbirine zorlayan, sende bende o alan adam paylaşımını zorlayan santraforlar her zaman çok rakibi rahatsız eder. Weghorst tam da böyle bir oyuncu. Ayakları da iyi. Şimdi 1.97 boyunda olunca biz otomatik ne diyoruz? Pivot santrafor. Şimdi pivot santraforlar biliyorsunuz ayakları çok çok iyi. Genelde koller değil mi? İlk Ha. aklınıza gelen. Hani geldi mi ceza sahası içerisinde tek vurur ama kollerin bir ara pas attığını, ne bileyim 30-40 metre topun yönü değiştirdiğini pek Kafa hatırlamıyoruz. golü atardı Heh. mesela. Şimdi pivot santrafor değil mi? Ama baktığın zaman ayakları yumuşak, topla etkili, ara pas atabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani o derine indiğinde Duvara top girer, almak al için. ver yapar. Bravo. Derine girdiğinde çünkü hocanın sisteminde ne var Volkan? Değil mi? İki tane oyuncunun kenardaki yani 3-4-2-1 gibi düşünürsek o oyuncu veya 3-4-1-2 oyuncuların sürekli içeri girme durumları var. Veya arkaya koşu atma durumları var. Weghorst savunmacılardan bir tanesi üstüne çekip topla birlikte dönebilir. Döndüğünde vurabilir bir. Gezzal'a alan açabilir. Bravo. Alan açar. Döndüğünde vurur. Araya oynar. Faul alır. Top tutar. Şimdi Beşiktaş'ın geçen sene en önemli problemlerinden biri neydi santrforda? Şimdi Batshuayi'nin gol kaçırmasından bahsedildi ya. Ben farklı bir şey söyleyeceğim. Canlı da bir kere izledim. Batshuayi'nin doğru yerlerde bak kapanan savunmaya karşı set hücumunda doğru yerlere koşu yapamaması. Açık alan oyuncusu. Batshuayi. Bu bir. İkincisi alverlere girememesi. Üçüncü bölgede top tutamaması. Hep geri dönüyor top. Takım otomatikman daha fazla koşuyor. Top hep geri dönüyor. Şimdi Weghorst bunların hepsini yapabilecek oyuncu. Bu arada Batshuayi de çok iyi oyuncu. O ayrı konu. Oyun sistemine uygun değil. Yanlış anlaşılmasın. Doğru sistemde Bravo. yıldızlaşabilir. Batshuayi'yi Gaziantep FK'ya getir. Erol Bulut'a ver. 25 gol her sene garanti. Beşiktaş tarafında Weghorst'un böyle avantajları var. Teknik olarak ben Weghorst'un başarılı olacağını düşünüyorum. Yani herkes çok olumlu konuşuyor oyuncuyla alakalı. Zaten biz de hani işin içinde izliyoruz. Hani dışarıdaki futbol severler de aynı görüşte. Ya biraz aslında geçmişle de alakalı bu durum. Yani insanların böyle ifadeler kullanmasının sebepleri neler olabilir? Herkes aşağı yukarı Weghorst konusunda hemfikir. Hemfikir. Değil mi? Yani gelir gelmez bu adam bir şeyler Ama katacak, Batshuayi'de de herkes hemfikirdi. bir şeyler katacak, bir şeyler verecek Pjanic'te de. dedirtiyor. Bence bunu söyletmesinin temel sebebi şu. Geçmişte bu tip oyuncuların tamamına yakını Weghorst'un daha az yetenekli. Sen, sen dedin ya ayağı iyidir vesaire. Daha az yeteneklileri de dahil olmak üzere bu ligde başarılı oldu. Bu ligde iri kıyım santrfor başarısız olan ben hatırlamıyorum. Bak şeye kadar gel. Makukula vardı bir ara Ukraynalı vardı ya hatırlamıyorum. şeyde Manisa'da. Akhisar'da. Ukraynalı ya. Seleznov. Seleznov. Kaç yaşında geldi adam değil mi? Yaşlıydı Çok vesaire. iş yaptı ama. Ama adamda fizik vardı. O fizikte Akhisar'ı nerelere taşıdı. Şimdi bu tip vücuduyla oynamayı seven oyuncular bizim ligimizde özellikle santrforlar İş yapar. bizim ligimizde her daim karşılığı var. Hem bu özelliği bunun dışında yani son Hollanda maçlarını izleyenler demek istediğimi anlayacaktır. Weghorst bu kadar basit de anlatılacak bir oyuncu değil. Hani sadece boyu var, posu var, fiziği var denil diye anlatılacak bir oyuncu da değil. Çok ilginç yerlere koşular yapıyor.
takım arkadaşlarına alanlar açıyor ve bence hani o Serdar Dursun'un yaptığı, Batu Şahin'in yapamadığı bağlantı oyununu da bana sorarsan çok iyi şekilde yapabilecek bir oyuncu. Bu açıdan Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Şu ana kadar, bugün bu saat itibariyle söylüyorum. Bana göre bugün kaç? Bugün. 30 Haziran Perşembe. Şu ana kadar yılın transferini yaptılar. Bence yılın en iyi transferi. Vallahi yılın da Saiz de çok iyi. Stoper. Saiz hep konuşuyoruz futbolcu, ya. Net futbolcu, iyi futbolcu Saiz de. İyi bir Gezal. Getson da iyi. Beşiktaş'ın şu anda 3'te 3 bence. Bak Saiz'i şöyle söyleyeyim. 10 üzerinden 5 hiçbir zaman izlemeyeceğiz. O kadar iddialıyım. Öyle mi diyorsun? Hep bir standart olacak. Bir şey ekleyeyim mi? Eğer üçlünün sol stoperinde oynarsa sıkıntı yaşar Beşiktaş. Ama Wolverhampton'da öyle oynuyordu. Ama Wolverhampton derinde kuruyordu defans. Çok tabii, çok kapalı. Çok derinde kuruyordu. Ve Wolverhampton yani hani zamanda NBA'de Detroit Bad Boys deniyordu ya, Rodman'lı kadroyu. Öyle bir takım yani, çok sert ve pis bir takım. Evet, yani fiziksel olarak. Futbol anlamında fiziksel zaten olarak. Zaten maçları hep 0-0 biter biliyorsun. Yani zor bir takım. Hani Premier Lig uzmanı değil. Az gol olur yani. Benden çok daha iyi bilenler var Premier Lig'i ama bildiğimiz kadarıyla öyle. Ama burada, kavgacı bir takım. Ha, burada nasıl olacak? Burada hep orta saha çizgisinde kuruyor İsmail. İsmail Hoca önde baskı istiyor. Onun için eğer sol stoperde olursa sıkıntı yaşayabilir. Merkezde olursa, merkezdeki zaten denge stoperidir. Biraz daha kendini arkaya atar üçlüde. Arkaya atması evet lazım. İki stoperi de kontrol eder. O liderliği var oyuncunun. Oralarda problem yok. İşte onun için demiştim ya zamanda, Abdülkerim Bardakçı en önemli Beşiktaş için. Bence de. En çok ihtiyacı olan takım Abdülkerim ve Beşiktaş demiştim. Bunun için. Saiz de yönlendiriyor. Çünkü Abdülkerim biraz yönlendirmeye ihtiyacı var. Yer tutma, pozisyon alma. Zaten onları da bilse Avrupa'ya gider. Onları çok, oralarda bazı defoları var. Dengelerlerdi. Şimdi bilemiyorum kim oynayacak. Montero mu oynayacak orada falan. O açmazları mevzunun ama Saiz bence de net. Ve yani sana o diagonal paslardan bahsettik ya, 6 numara pozisyonda hocanın istediği. Mesela stoperden de onları da İsmail onları istiyor. İsmail Hoca. Onu yapabilecek bir oyuncu. Ayakları iyi bir oyuncu. Onu söylemek lazım. Burada tabii en önemli problem, ki zaten Beşiktaş'ın da biliyorsun ısrarla vurguladığı 9+2'ye dönelim diye bir talep var biliyorsun kulüplerden. Doğru, henüz, doğru. Henüz federasyondan karşılık bulmadı ama bulmayacağı anlamına gelmez bu. Biz de biliyoruz 3 ayda bir kural değiştiği için yani yine değişebilir kısa süre içerisinde. Yok artık, tamam sadece. Buradaki en büyük problem şu. Rıdvan da gittiği için diyorum, daha henüz resmi olarak açıklanmasa da, gittiği için bu artı 3 olayını Beşiktaş nasıl kıvıracak? Şu anda benim kafamda bir türlü oturmuyor. Sayalım mı? Kaleci Ersin. Saydık. Tamam. Yok. Ersin, Serdar Saatçi oynatır mı üçlünün sağında? İşte Emirhan, Serdar Saatçi, Umut Meraş, Kenan Karaman. Bir de Tayfur gelecek. Necip Uysal. Emirhan var, gelecek. Emirhan. Değil yani, gelmedi daha. Emirhan'ı da say. Saydım Emirhan'ı. Saydın mı? Pardon. Saydım. Duymadım. Emirhan, Serdar, Ersin. 2, 3. Umut, 4, Kenan, 5, Necip, yani Necip 6. Gelirse Tayfur, 6. Hadi 7, hem Tayfur Bingöl. Yani şu anda 3. bölgesi de hep yabancı. Evet. Kenan Karaman'ı saymıyorum artık. Üçlünün, yani dörtlünün sağı diye düşünüyorum artık Kenan Karaman'ı. Ben de. Çünkü öyle o zaten nasıl anlatayım, o üçlüsü çok yetenekli oyuncu olması lazım. Ki zaten benim anladığım kadarıyla zor. Ahmet Nur Çebi Başkan da bunun farkında ki ısrarla bu konuyu gündeme taşımaya gayret ya gösteriyor. Rıdvan, şöyle bir şey var. Rıdvan giderse eğer... Orada haklı ama Beşiktaş. Ersin yani ödeme yapmamış Frankfurt. Taksitle ödemek istiyormuş galiba. İşte. Doğru mu? O zaman transfer iptal mi oluyor? Bilmiyorum. Başka teklifler de var deniyor Rıdvan. Ama orada yani Frankfurt biraz... Transferin iptal olmasına Valeri İsmail çok sevinebilir mesela. Başkanın canı sıkılmış yani orada. Çünkü Rıdvan bu sistemde çok kritik bir oyuncu. Bir de sayamıyorsun ki. İşte Ersin 1 dedik. Necip ilk 11 oynar mı sence? Şu an bilemiyoruz ama sanki oynamayacak gibi. Serdar oynamayacak gibi. Emirhan oynayacak gibi. Ama Getson'la Solzan'ın yerine koyamıyorsun. Joseph belki ön tarafta sol önde kullanabilirsin. Ama yani yerli şeyi zayıf. İşte net. Onun için 9+2 istiyor. Yani baksana işin içinden çıkabiliyor musun? Benim bir unuttuğum de, belki oyuncu vardır da. Şimdi söylesin rejide yazar izleyicilerimiz yani ben izleyicimi unuttum oyuncu. Hayır, biz şey üzerinden gidiyoruz ya işte tercih edeceği 11'ler üzerinden gidiyoruz ya o yüzden. Yani 11'in
tercih edecek. Ha, 11'dekileri güven, konuşuyor. Güvenin de bitti değil mi sözleşme? Güvenin bitti. Tabii yani devam eder. Yok, bilmiyorum. Türk yerli oyuncu yok. Yok. Yani hiç, tamam bir tane iki tane unuttuk diye. Karaman'ı saydık mı? Yok, Salih var var. Salih hala kadar. Ayrılmadı mı? Ayrılacak deniyor. Ama Getson'la Soğuzan'ın alternatifi şu anda. Tamam, Emirhan var onun önünde daha. Evet. Emirhan var. Kim var? Emirhan. Emirhan var orta 4-5 sahada. 4-5 tane oyuncu var. Ama net bir şey var. Hani kaleci de, dışında hiçbirini 11'e yazamıyorsun. Tabii. Yok. Joseph'le, yani yerliden bahsetmiyorum da, merkez Joseph'le Getson. Bunu kesemeyeceğin için Emirhan'ı zaten yazamıyorsun oraya. Sola ne belki yazabilirsin yani, Emirhan'a. Ama işte oraya da Muleka falan gelecek. Muleko gitti. Muleko Burnley. Bitti mi? Evet. İşte bak, ben bile takip edemiyorum ya. Yani evet. Sonuç itibariyle Beşiktaş taraftarı Weghorst transferine kilitlenmiş vaziyette. Bir resmi açıklama tabii bekliyor ki yakın Beşiktaş açıklamaya yakın. Keyfini çıkaracak şimdi. Hı? Keyfini de çıkarmak lazım. Aynen yani. Ama sizin de söylediğiniz bir yerli durumu da var. Ya yok, oyuncu da yok ki. Oraya bir girmek istiyorum. Şimdi hep konuşuyoruz ya, transfer çok güzel. Yalnız şu da var. Transferi de besleyecek ne? Sürekli yabancı alamıyorsun. Yani durumlar belli. Maddi manevi durumlar. Manevi durum ne? Kural. Maddi durum ne? Maddiyat. O zaman ne yapmak lazım? Biraz alttan bir şeyler gelecek ki, değil mi? Alt liglerden, efendime söyleyeyim U19 liglerinden bir şeyler gelecek ki oyuncu havuzu olsun. İnan burada konuşalım. Gerçekten dört büyüklere gidecek yerli oyuncu havuzu inanılmaz. Hazır oyuncu yok. Aykut inanılmaz da. Adam doğru doğru. Bildiğin hadi gibi. Hadi rezervlik yani. İçin ne diyorsun mesela şimdi? Ya rezervlik bence baştan sona gereksiz bir iş. Bizim daha öncelikli işlerimiz var. Altyapıda mesela U19 liglerin oynandığı sahalar o kadar kötü ki Aykut. Orada da işte oynamayanları hadi oynatıyoruz diyecekler. Tamam. Yani oynam. Ya şimdi bir yaştan sonraki oyuncu, burası İngiltere kesmez. Premier Ligi değil. Evet. Burası İngiltere Premier Ligi değil. Niye? Orada bir profesyonellik var. Zeminler harika, muazzam. Dersin ki oyuncu... Bir şey söyleyeceğim. Onların biletleri ayrı satılıyor biliyorsun. Bak anlatayım. U20 tabii tabii. Maçların. Dersin U23. Ki oyuncu... Bir yerde okumuş. Mesela Volkan Demir sakat değil mi? Volkan dersin. Sen tekrar formunu bulman için ben seni iki maçlık aşağı yolluyorum dersin. Volkan da sana nasıl yolluyorsun hocam demez. Orası İngiltere. Tabii ki hocam der. İner aşağı. İki maçını oynar. Doğru mu? Onu da izlemeye gidenler de olur. Formunu yakalar geri döner. Maç formunu yakalar. Bir de hafta içi oyunu çok maç oynuyor onlar. Bizim ne olacakmış? A takım maçından önce oynanacakmış. Bizde saha yok ya. U19 maçlarında evet. Şimdi ben kanayan yaramız. Oradan çıkamayız şimdi. Aynen. Ayrı şimdi bir. Başka oraya. Programda konuşuruz. Aynen.